A Haber'den uykusuz her geceden herkese mutlu geceler. Saatler gece yarısını biraz geçti ve uykusuz her gece saatini gösterdi. Ve bizler bu gecede evlerinize konuk oluyoruz. Şimdi belki televizyonunu kapatıp uyumak üzere olanlarınız vardır. Onlara bir haberim var. Üzgünüm. O kadar dolu bir program hazırladık ki sizleri yine uykusuz bırakacağız. Ve birbirinden değerli konuklarla, ilgi çekici konularla bu gecede beraber uykusuz kalacağız. Hemen ilk konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum değerli izleyiciler. Türk radyolarının en geveze ismi bizimle olacak. Umre'ye gitmek isteyenler özellikle bizi dikkatle izlesinler. Çünkü en ufak fiyat aralıklarından VIP turizm özelliklerine, hangi kapsamda nereleri ziyaret edileceğine, hatta oradan neler alacağınıza kadar her konuyu Kudret Öztürk'le birlikte konuşacağız. Anlayacağınız yine dop dolu bir uykusuz her gece sizleri bekliyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesi. Teşekkürler efendim. Türk radyolarının en geveze ismini ağırlıyoruz dedik. Geveze canlı performansla müzik yaptı. Bir özelliğini de böylelikle tanımış olduk. Belki hani bilen vardır, bilmeyen vardır müzisyen yönünü. Bir yandan da tabii bir insan geveze olunca şarkı arasında, müzik arasında bile konuşmadan edemiyormuş demek ya, ki. Ya yok, bu biraz da şeyle alakalı. Bu şarkıyı herhalde en son sen yolluyorsun. Yani benim öyle bir durumum yok. Anlaşılan bu aralar. Fazla deşmeyeyim bu konuyu. Yok estağfurullah. Şimdi, çok iyi arkadaşım. Çok eski arkadaşım. Şaka öyle yapıyorum. Gerçekten. Zaten bir dönem hani sabahları seni dinleyerek, akşamları işten dönerken Bay J'yi dinleyerek hı-hı geçti. Ben aslında çok sadık bir dinleyicinizdim ikinizin de. Akşamları başka programlar önerebilirim. Ama sabah benimlesiniz diyorsun. Yani tercih ederim. Yani her sabah 6.30-10 arasında Virgin Radio'da, 10-12 arasında da Kral Pop'ta canlı yayındayım. Öyle devam ediyor. Peki şimdi... Hani sabah yayıncılığı zordur. Sabah yayının var. Hı-hı. Aslında buraya gelmen büyük bir fedakarlık bizim için. Tabii ben şu anda uyumaya başlamıştım normal uyku şartlarda. Uyku saatini paylaştın bizimle, çok teşekkür ediyoruz. Sabah yayıncılığından da biraz bahsedelim. Aslında senin programın daha çok güldüren bir program. Evet, eğlenceli. Ama yani umarım doğru, öyledir. Hani sonunda bir hikaye paylaşıyorsun. Hı-hı. Sonunda böyle hüzünleniyoruz. Ama o hüzünlü hikayenin içinde bile bir pozitiflik var. Ana fikri pozitif. Ya ben bundan onun radyocu olmaya çalışıyorum. Özelliğin de var yani, radyocu olmaya çalışıyorum diyor ya. Vallahi öyle ya. Ya çok çalışıyoruz hakikaten. Sonra telefon çaldı. Adam yarı ağlamaklı, yarı böyle kızgın. Ne yapıyorsun siz kardeşim dedi. Ya yayında böyle şeyler konuşulur mu ya dedi. Beni gördüler. Yani o kadar ikna olmadım ben buna. Tamam, kabul ediyorum, ben salağım. Ya aşk olsun. Çok özür dilerim. Bunları söylememem lazım değil mi yayında? Çok özür dilerim. Kim bilir? Aşk nedir, nerededir, inanmaktır diyorsan dünyanın kanunu besbelli, söyler hep aynı şeyi. Nerededir, inanmaktır diyorsan bana zor gelir, çok zor gelir. Başrolde çoğu zaman bir kadın, peşinde bir erkek adım adım. Dünyanın kanunu besbelli, söyler hep aynı şeyi, aynı şeyi. Beraber yarıştığımız, yaklaşık 6 sene uzak doğu sporları yaptım, sonra kolum sakatlandı. Radyoculuk çok erken yaşlarda mı başladı? Tabii benim öyle kaç başladı yaşındaydı? Evet, bilmiyordum yani, davalık bir durum da değil, sonra özür dilerim, davayı geri çektiler vesaire ama hani o konu... esprileri önceden yazmıyorum, yani o anda aklıma ne gelirse onu söylüyorum. Önceden yazsan belki bu kadar da etkili olmayabilir. Spontane olunca espri sevimli oluyor. Ben yapamıyorum oluyor. Yani Türkiye'de öldü, hayatını kaybetti. Aynalı kemer, ince bele, bu can kurban, tatlı dile, seher vakti, bir güzele vuruldum. Bir güzele vuruldum. Öyle. Oo, kim kardeşim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel, rahatsız olun ne olur. Şöyle bir ya, lütfen sürpriz, şöyle alalım. Buyurun efendim, sizi böyle alalım.
Ya B'den sonra çıkmanın şanssızlığını yaşayacağım. Adam şarkı söylüyor. Şimdi nefis de bir muhabbet ve sempati. Bu güzel insan için siz yetişememiş olabilirsiniz. Olur mu öyle şey? Oğlu da benim çok yakın arkadaşımdır bu arada. Onu da ağırlamıştık burada konuk olarak. Barış Manço'yu da andık. Ne kadar güzel oldu bu gece. Değilim. Hani ben normalde değilim. Çok da komik değilim dedin. Ama mesela bence Murat Bey hani komik olayım çabası sanki yok. Sizde de hep böyle bir espri yapacakmışsınız da bizi böyle bir ters köşeye oturtacakmışsınız. Çok tehlikeli bir adam. Çok tehlikeli bir adam. Bu iyi bir şey herhalde. Hani ama biraz bir beklentiyi yükseltiyor galiba bu durumda. Hani her an bir şey yapması lazımmış gibi. Şimdi tabii bir de şöyle bir durum var. Hani Geveze'den devam edin de. Geveze, ben hadi hazır senin süren varken, hani senin bloğundayken sormak istediğim başka şeyler de var. Lütfen. Mesela seni kimler dinliyor? Kitleni kimler oluşturuyor? Geveze fanıyız biz diyen bir grup var mı? Onlar kim? Murat Bak. Geveze'yi dinleyebileceksiniz. Biz ise kısa bir aranın ardından izleyebileceksiniz. Murat Serezli bizimle olacak değerli izleyiciler. Bir yere ayrılmayın. Hadi.